olsun, helal et. Kusura bakma ama ne yapayım? Helal olsun. Seni tanıyalım. Benim ismim Naci abi. Nereliyiz? Soy ismin vardır. Naci Özdemir. Erzincanlıyım. Evet. Binali Yıldırım'ın hemşerisiyim. Nasıl, memnun musun Binali Bey'den? Memnunum hemşerimden. Hemşericilik yapıyorum. Yok, yapmaz. Yapmıyor. Peki millete hizmet yapıyor mu? Yapıyor, yapıyor. Yapıyor, görüyor, yaptıkları gözümüzü. Hayır, ben biliyorum, benim için değil. Bir hemşeri olarak senin tepkini öğrenmek istedim. Görüyorum abi, yaptıklarını herkes görüyor. Peki, tabii. Memlekette eskiden beri gelir gider Sayın gider, Başbakan. Evet. Nasıl, vatandaştan, hemşerisiyle diyaloğu nasıl, sıcaklığı nasıl? Herkesle aynıdır o, yani şecilik yapmaz. Yani ben... Rizelisi de aynı, Erzincanlısı aynı, öyle şey kayırmaz yani. Görüşürüz açık. Zaten çelerde de görüyorsunuz şen şekle. Yok, onu biliyorum. O yakından da röportaj yaptık, görüşürüz açık. Aleyküm selam. Çok iyidir. Öyle ayrımcılık yapmaz. Peki, burada mı yaşıyoruz? Burada mı? Ben buradayım abi, Üsküdar Bağlarbaşı'nda oturuyorum. Çevik Kuvvet'in orada. Ne iş yapıyoruz? Ben emekliyim ben de. Her gün Sabri abilerle bu beraberiz burada. Her gün buradayız. Nasıl bu delikanlılarla aramızda? Sabri abiler iyiler. İyiler. Yani bunların kavgası oluyor. Biraz yok, da dedikodu var. Yok, kavga olmuyor. Siyasi kavga etmiyorlar. Yok, hiç. Biraz atışıyorlar, biraz bağırışıyorlar, o kadar yani. O kadar değil mi? Başka bir şey yok. Yok yok, kavga mavga yok. Erzincan'da sanatçı şey... Rizelilere çayı sorduk. Erzincan'da tarımın nasıl? Hayvancılıkta? Abi şimdi ben kundakken buraya gelmişim. Ne desem boş yani. Ufakken, en azından kulağından duyduğum bir yer. Yok gibi gidiyor yani, zayıf. Zayıf, ilgi de yok. Evet evet. Kendi imkanlı millet kendini geçindirir. Kendileri şey yapılır, bakıyorlar. Kendine ne göre yapıyorlar hani şunu bunu. Anladım. Satma yok yani öyle fazla. Torun var mı sende? Var var. 2 yaşında oğlanlar. Allah bağışlasın. Tabii. Nasıl arası dedeyle? Canavar gibi. Çikolata gidince arası götürüyor. İyi değil mi? Çikolata gidince dededen iyisi şimdi yok. Şimdi çocuklar 2 yaşında ya abi, o biraz büyüdükçe kendi... Çikolata telefona dönecek, bilmem tabii, nereye dönecek. Zaten, benim telefonu alıyor, boyunu internetimi o bitiriyor ya, alıyor, ben kullanamıyorum. 2 yaşında. 2 alıyor, sesli şeylere giriyor, basıyor, oradan bağırıyor, istiyor. Ben bilmiyorum. Çok akıllı abi, şimdiki nesil Allah çok akıllı. Allah nazardan saklasın. Çok. Peki. Biraz da siyasete gelelim. Tabii. Dış politika. Abi dış politika şöyle söyleyeyim. Dış politika bizi dışarıda çekemiyorlar. Ve de parmaklarının ucuna da alıp bizi de oynatamıyorlar. O yüzden Türkleri dışarıda sevmiyorlar. Herkesin görüşü kendi. Benim görüşüm de böyle. Peki. Almanya olsun, şey olsun, hepsi. Doğru. Sevmiyorlar. İç bizi. Politika. İç politika iyi abi, bir şey yok işte, normal herkes yani. Terörle mücadele ediliyor mu? Ediliyor ama işte yine yetersiz, bitmez. Yani. Peki. Suriye, Irak. Suriye, Irak abi, biz işte yanımıza hükümet kurmak istiyorlar. Yani başka bir şey değil. Yani çıbanı yanımıza getirmek istiyorlar. Biz aslında de... şöyle sorayım, hiç sormadım. Tek sana soracağım. Buyur abi. Bu gerçekten bir orada bir devlet kurmak mı, yoksa Büyük İsrail projesi, Arz-ı Mebut'un bir bahanesi? Abi herkesin şimdi görüşünü, benim görüşüm orada bir devlet kurmak istiyorlar. Ben bunu söylüyorum. Yani, tamam. Ben bunu herkes yani açık başka bir şey söyleyebilir. Yok, bir şey dedim ya. Herkes tabii. Cumhuriyetin kuruluşu, cumhuriyetimizden ilgili. Kutluyoruz. 29'unu kutluyoruz. Gerçekten bir şey soracağım. Yani gerçekten acaba devlet millet el ele bunu hissederek kutlayabildik mi bu zamana kadar? Yok, pek olmadı galiba benim görüşüm. Bundan sonra evet, inşallah, inşallah olur. Evet, bundan sonra inşallah olur. Peki. Evet. Sporla aram var mı? Sporla aram yok, belli olmuyor mu abi? İyi yazı çözüyor. Takım tutuyor muyuz? Takım tutuyor muyuz? Galatasaraylıyım abi. Galatasaray. Şampiyon olacak. Olacağız abi İnşallah. Sene evvelallah. Sen hangi takımsın? Hep kapalı konuş. Beşiktaş. Değil mi? Rize Spor'da. Rize. Ben de Erzincan, evet. İyi Sağlık Müdürümüz Kemal Memişoğlu, profesör. Hmm. Kemal Hoca bizim kanalda spor programına yorumcu çıkıyor. Eski topçuydu. Yalnız Rize Spor'la Trabzonspor yenildi mi Kemal Hoca telefonları açmıyor. Almıyor işte. Şimdi dedi ki niye gelmiyorsun? Ya geliyorum diyor, Rize Spor'a da Trabzonspor'a da ver yansın ediyorum. Sonra ikisinin de başkanı benim arıyor. Ya hocam bize niye o kadar saldırdın? Ya eski bir takım abi yani, Trabzon olsun Rize olsun yani oralara gelecek takım değildi. Milli takımımız. Milli takımımız tabii. Yok, milli takımın durumu nasıl şu anda? Sen milli takım misin? Yok, memnun değilim abi. Memnun değilim. Peki son sözlerini söyle. Milletimize, vatandaşımıza. Milletimize ne işte. Ne demek istiyorsan söyle. Milletimize, başımızdaki Tayyip Baba'dan Allah razı olsun. Ben bir taksici olarak onun verdiği bir imkanı da kullandım. Nedir? ÖTV'den yararlandım. Ha, taksi, araba yenilendi. Tabii 65'lik de araba. 43'ü aldım arabamı. ÖTV'den yararlandım. Az bir şey değil. Tabii. 2 milyar lira. Tabii. 5 sene sonra yine bekliyoruz. Ha, inşallah. İnşallah. Peki. Sayın Cumhurbaşkanım, dur.
Bizde şimdi şurada iki tane delikanlı var. Diyor ki hep bizden gençlerle konuştun. Sıra bizde yalnız. Sizden konuşmamı istiyorsanız o elindekini atacaksın. Evet. Ben onun bir numaralı düşmanı. Gel oraya geçelim. Evet, yanımızda bir yakışıklı var. Seni tanıyalım delikanlı. Deniz Yıldırım. Nerelisin? Sivaslıyım. Vay. Askere gittin mi? Yok. Ya, kaç yaşındayız? 18'e gireceğim. Sivas'a gidiyor musun? Sivas'a yazları falan arada bir gidiyorsun gidiyoruz. Gene, ha, gidiyoruz. Sivas mı, İstanbul? Sivas. Sivas. Memleket değil mi? Evet. Taşına kurban olayım, toprağına kurban olayım. Peki burada çalışıyorsun. Evet, hafta sonları takılıyorum. Burada çalışıyorsun. Nasıl işler nasıl? Bir şey kazanabiliyorsun? Allah'a şükür. Okula gidiyorsun. Okula gidiyorum. Kaça gidiyorsun? 12. Ne oluyor? Lise 4. Lise 4. Ha, son sınıf. Evet. Peki hangi bölüm? Otomotiv mühendisliği. Oo, güzel bir meslek. Evet. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bunun tek üniversitesine devam etmek, yukarıya gitmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum. Allah izin verirse otomotiv mühendisliğine gitmek. Zaten siz bildiğim kadarıyla 2 sene direkt şey hakkınız var değil mi? O geçiş kalktı. Hakkı. Kalktı mı? Kalktı. Aa, bak, ben bundan haberim yok. Ha, direkt 4 seneliğe devam edebileceksin. Evet. Devam et, çünkü meslek olarak da çok güzel bir şey. Allah utandırmasın. Amin. Derslerle aran nasıl? Derslerim iyi. Sayısalcıyım zaten. Oo. Peki imtihanlarda, hani deneme sınavlarında nasıl, başarabiliyor musun? Az çok kendimi ifade ediyorum işte öyle. Ama o kadar da çok değil ama yine kendimi ifade ediyorum. Allah inşallah en güzelini nasip eder. Amin. Sporla aran nasıl? Spor, küçük yaştan beri sporla uğraşıyorum zaten. Karate, kickbox. Ne? Şu an karate, kickbox. Yalnız şöyle biraz öyle dur. Ne dediğini duydun değil mi? Sen niye uyarmıyorsun beni kardeşim? Adam karateci, kickboxçu. Biraz ona göre soru sorardık. Nasıl, kuşak, kaçıncı kuşak? Ya öyle çok yapmadım. 3-4 ayı bilen ikisinde de öyle 3-4 ay takıldım. Şimdi vücut geliştirme de yapıyorum. Maşallah, Allah nazardan saklasın. Amin. Sporu bırakma. Yok. Çünkü disiplindir, doğruluktur. Peki Türk sporu hakkında, özellikle futbol hakkında ne diyorsun? Futbol hakkında pek fazla bir şey demeyeceğim, zaten hepsi rezalet. Rezalet. Hakemler olsun. Hepsi özellikle neyse, söyleme, anladım. Peki son söyleyeceğin ne var? Son söyleyecek, buradan herkese Cumhuriyet Bayramı da kutlu, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Atatürk'ün bize verdiği Cumhuriyet Bayramı çok zorluklarla kazanıldı. Teşekkür ederiz Atatürk'e. İyi. Allah razı olsun. Sağ olun. Canın sağ olsun. Hacım gel. Gel Zeki abi. Gel. Gel delikanlı, gel. Geç. Seni de alacağım birazdan, kaçma. Yanımızda bir hacımız var. Hacım, seni tanıyalım da, yani sormaya da gerek yok. Direkt Zeki kuzeye bakıyor. Zeki burun. Kurtuluş. Nereliyim? Rizeliyim. Belli zaten, burun direkt kuzeye bakıyor. Evet. Çalışıyoruz, emekli. Evet, emekliyim. Nereden? Allah kabul etsin. Ezanı sosyal dinle. Sigortalar. Yok, meslek. İnşaat. İnşaat ustasıyım. Yani. Torun falan var mı? Yok, henüz yok. Henüz yok. Çocuk var. Çocuk var, 2 tane oğlum var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Rize'ye gidip geliyor musun? Pek gitmiyorum. Niye? Su mu katıldı? Niye? Evimiz yandı da orada. Geçmiş olsun. Yapacağız şimdi. İnşallah ondan sonra gideriz. İnşallah. Tabii. Aman hacım, kusura bakma. Kaza oldu, yandı ya. Peki, geçmiş olsun. Sağ olun. Peki, eskiden gittiğin durumla, çayla, şimdiki Rize'nin çayın arasındaki fark veya insanların tarıma bakışı değişti mi? Ne diyorsun? Veya Türkiye geneli söyleyeyim. Türk toplumumuz köyden uzaklaşıp şehirleşmeye mi daha fazla meyil etmeye başladı? Evet, tabii. Uzaklaştı tarımdan, şey yaptı. Peki, memnun değil pek. Yani. Değil. Avrupa'da Türk düşmanlığı. Ne diyorsun? Niye bize düşmanlar? Biz gelişiyoruz. Onu istemiyorlar tabii. Peki dış politikada bizim hükümetimiz doğru yolda mı? Doğru yolda bence. Mesela? Destekliyorum ben onu. İç politikada? İç politikada da iyi. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı belediye başkanlarını istifa ettirmesi doğru muydu? Veya partide yenilenme hareketi doğru mu? Yenilenme hareketi doğru. Doğru mu? Bir dakika. O yüzler eskimişti, belediye başkanları. Yeterince de yapmışlardı. Daha gençler gelmeli bence. Senin niyetin var mı peki? Yok. Ben destekliyorum. Destekliyorum, yok. Peki. Siyaset yapmak istemiyorum. Niye? Ha,
aktif olarak yapmak evet, istemiyorsun. Evet, ama destekliyorum. Peki. Hükümeti destekliyorum. Şöyle bir soru soracağım sana. Türkiye'nin şu anda sence en önemli meselesi nedir? En önemli meselesi ilk önce terör tabii. Ondan sonra da tabii ekonomi. Ekonomi biraz düzeltilmesi lazım. Emeklilere biraz zam. Bakılması lazım. Evet. Evet. Emekliler biraz memnun değil. Memnun değiliz. Evet, o mevzuya hiç girmiyorsun abi. Deminden beri orada oturuyorsun, konuşuyorum. Evet. Yani sorunun en önemli sıkıntınız da milletvekillerine %45 veriyorsunuz. Bize %3 veriyorsunuz abi. İyi bir zam yapılmalı. Abi köşesinde oturuyoruz biz de işte. Yani ben sana mikrofonu uzatırken son sözün nedir? Evet. Konuş deyince. Evet, evet, evet. Tamam. O, haklısın. Güzel bir zam yapılması lazım. İyileştirme. Evet, iyileştirmek lazım. Geliyorum Zeki abinin eline bakıyorum, bana bir çay söylesin diye. Söylüyorum. Söylüyor Allah için. Söylüyorum. Peki. Bu delikanlılar söylemiyor mu yoksa? Onlar da söylüyor. Onlar da söylüyor. Onlar da söylüyor. Peki hemşerim, son sözler. Son sözüm inşallah iyi günlerimiz olsun. İnşallah. Allah'tan diliyoruz. Peki. Çok teşekkürler. Ve değerli dostlar, iki çocukluk arkadaşı delikanlıyla karşılaştık. Eyvallah. Ya rezil ettiniz beni zaten. 80 yaşında. Sen de aynı köylüsün. Aynı köylündeyim. 80 yaşındaki adam benden genç görününce zaten delikanlı diyor. Seni bir tanıyalım abiciğim. Şemsettin Er. Nereliyiz? Rize Pazarköy. Ben bir şey sorayım. Nişana. Nişana'nın Pazarköy'ün bir özelliği var. Türkiye'de ilk defa Pazarköy şehitleri için bir adım attı. Nedir bu? Türkiye'de bir ilktir. İlktir. Türkiye'nin ilk ve tek deniz şehidi de Arnavutoğlu Recep Kaya dedem. Peki ben... Ve anıt mezarımız anıt var. Mezar. Evet değerli dostlar, ben bunu Sümen Altı programında da dile getirmiştim. Benim köyüm. İki değerli abim, benim sevdiğim amcalarım, abilerim, baba dostlarım. Türkiye'de ilk defa bir köy 37 tane şehidinin anısına bir anıt dikmiş, isimlerini oraya kazımıştır. Bu bir ilktir. Evet. Ve ilk deniz şehidi de onların içerisinde. Evet. Cumhuriyet'in ilk ve tek deniz şehidi Karadeniz Ereğli'de bu 1. ayın 27'sine de bu sene kesinleşti tarih olarak. Hep beraber anma törenimiz var. İnşallah. Dün Ersun'da kaymakamla görüştük. İnşallah işte, geleceğiz. İnşallah. Peki, emekliyiz. Emekliyiz. Aynı soruyu sana soracağım Şemsettin abi. Şu torunlarla aran nasıl? Torun, çocuk. Torunlar bir tanesi yurt dışında oğlanın. İki torunum orada. Bir tanesi yanımda. Nasıl aran? Süper. Yani sana da aynısını sorayım. Cüzdan dedesi misin şu anda yoksa sakal dedesi? Düşmanın düşmanı ya. Peki. Hacı abi, Rize'ye gidiyorsun. Tabii. Nasıl Rize'de durumlar? Rize'deki durumlar mesela siyasi olarak bakarsak farklı bir yan. Siyasiden başlayalım. Siyasi'de ben 13 sene, en az 10 sene diyeyim, Sayın Cumhurbaşkanım o zaman başbakandı. Böyle bir otururken ben ona bu teşkilat size yakışmıyor dediğim bugün meydandı. Ortaya çıktı diyorsun. Sen bunu Rize için ve bütün Türkiye için söyledin. Peki. Bilhassa Rize için söyledim. Niye Rize için söyledim? Çünkü Rize'de son ANAP döneminin biraz ağır konuşacağım ama ben kimse de çekildim. Hataların aynısı. Hata değil. Bu kalemimlerin aynısı hep il yönetimindeydi de onda. Ha, bak ya. Çok ağır bir adam. Hayır, çok ağır ama gerçek bir şey. Gerçek bir şey. Peki çayın durumu nasıl? Çayın durumu nasıl? Çay bu sene altın yılını yaşadı. Evet. Tabii. Rize'de bugün fabrikalar vatandaşa yalvardı ki aman çay ver bana. Peki vatandaş buna ilgi gösteriyor. Yani çocuklarımız gelecek nesil falan. Ya. Herkesin cebine 5000 liralık telefonu olursa o iş yürür. Kim bakar o işe? Kimse bakar. Kim yani kolaydan kazanmak varken para kim bilir? Tabii. Ama eskiye dönüş var. Var değil mi? Var. Peki dış politika? Dış politika? İşte, nasılız dış politikada? Dış politikada ben ya, kışları yurt dışına çıkıyorum. Almanya eksiliyet. Daha önce de deniz çalışanım. Denizde çalıştım. Dünyayı gezdik. Şöyle diyeyim. İşte Cumhurbaşkanımız başbakanlık döneminde o beş kelimesi konuşulduğu an zaten dünyanın ipi koptu. Bize düşmanlık belli oldu. Bir. Havaalanına başladık. Almanya'nın kolunu kopardık. Etti iki.
İşte İsrail'e bağımlıydı, işte insansız Heronlarımız, işte bunların yazılımları yapıldı. Uçakların F-16'ların vesaire vesaire. İşte düşman Avrupa'dan hiçbir şey beklemeyeceğiz. Hiçbir şey beklemeyeceğiz. İç politika? İç politikada neler olacak? Ya 2000 Cumhurbaşkanım dedi ya, metal yorgunluğu. O metal yorgunluğu değil, paslanmaydı, aldı içerisinde. Dökülmeler başladı, kopmalar başladı. Peki o kopmaların, başlayan kopmalar yerine yeni filizleri getirecek mi? İnşallah getirir. Ama böyle görünüş, elbisenin içerisi inşallah farklı çıkmaz. Yani şunu mu diyorsunuz? Ben çok elbiseler gördüm, içinde insan yok. Adam yoktu, içinde adam yoktu. İçinde adam yoktu. Onu en güzel de biz Rize'de yaşadık. Maalesef. Peki, Şemsettin abicim, Rize Spor'un durumu? Hayatta hiç maça gitmedim, gitmeyeceğim. Niye? Hayır. Hayır, niye gitmeyeceksin? Niye gitmeyeceğim? Ya, gitmediğimi anladım. Ya niye gideyim ki? Niye gideyim ki ya? Ya gidip de çok affedersiniz yani. Neyse konuşmayayım. Tamam, anlaşıldı. Peki son sözlerin? Evet, Cumhuriyet tüm ulusumuza hayırlı olsun. İşte o Çanakkale'de Kürdü, Arabi, Lazi, Çerkezi hep beraber sırt sırta savaşan o şehitlerimize armağan olsun. Amin. Geçmişlerimize rahmet olsun. Geçmişlerine rahmet olsun. Amin. Ya hacım, bir şey soracağım sana. Yıllarca Cumhuriyeti kutladık millet olarak ama ecdat bize kötülendi. O da tarihimizi bize güzel de anlatamadıkları için oldu bu. Peki. Tarihimizi bilmiyoruz. Peki, ona geleceğim. Seni bir tanıyalım. İsmim Marun Kaboğlu. Nereliyiz? Güneşli Ada. Ada Cami. Peki emekliyiz? Emekliyim. Nereden? Denizden. Denizden emeklisin. Reis olan. Torun torba var. Var. Nasıl ara? Çok güzel. Hepsinden. Nasıl? Dedeyi cüzdan olarak mı görüyorlar, sakal olarak mı? Vallahi cüzdan olarak öyle pek şey yapmıyorlar ama ben tabii dedenin bir vazifesi vardır. Onu da yerine getiriyorum. Dedelik vazifesi. Hayır, peki madem yerine getiriyorum, ben elini öpsem, ben de torun olarak yanaşsam olur mu? Hiç fark etmez. Aynıdır. Aynıdır değil mi? İnşallah. Peki nasıl? Rize'ye gidiyor muyuz? Şimdi geçen sene gittim, bu sene gidemedim. Devam et. Çayı ben yarıcılığa vermişim ama yarı değil. Üçte birdir. İlk defa öyle birine rastladım. Öyle birileri de. Hepsi öyle. Daha Şemsi Bey de biliyor. Orada da devamlı. Üçte biri sende. Biri bende, ikisi. Üçkisi orada. O ben ters anladım. Öyle yarı yarıya yok öyle bir yok, şey. Yok, bitti artık. O geçmiş olsun. Ha. Peki. Bizim çocuklarımızın, bizim torunlarımızın gerçekten çay toplamaya şeyi var mı? Emeği, böyle bir niyeti var mı? Bende 4 tane çocuk var. Torunları karıştırmayalım. Hiçbirini yok. Yok mu? Yok. Evim, her şeyim var orada. Öyle bir şey. Peki yazın geliyorlar mı? Burada yazlık olduğu için orayı pek orayı da beğenmiyorlar. Benim buradaki yazlığa gidiyor. Sen? Ben giderim, ben mezara da giderim. Ben iftiharla, geçen sene misal olarak yarıcım bırakmıştı, iki çaya da gittim. Toplattırdım da ondan. Peki hacım, dış politika? Vallahi dış politikayı çok güzel yürütüyorlar. Yapanlardan Allah razı olsun. İç politika? İç politika, Süleyman Bey'i de bırakmamamız lazım. Peki Avrupa düşmanlığı? Avrupa düşmanlığı, vallahi bu bizim reisimiz şey yaptıktan sonra Avrupa düşmanlığı arttı çünkü kimseye boyun eğmiyor. Dünya lideri. İnşallah. Hep de öyle kalacak. Ve kalacak da ve öyle de devam edecek. İnşallah. 23'ü de bulacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Peki Rize futbolla ilgin var mı, sporla? Pek sporla ilgim yok. Milli takımın durumu? Milli takımın durumu vallahi biz kendimize şimdiye kadar şey yapmadılar ama şu anda gene pek iyi değildir durumu. Peki dönelim tarihimize. Tarihimizi öğretmediler dedin. Mesela
Evet. Şimdi efendim bizim kendi asıl tarihimiz, bizim Yunan tarihini, şu İngiliz tarihini bize hep okullarda şey yaptılar. Kendi tarihimizi doğru dürüst bize öğretmediler. Bunu bir öğretseler de herkes kendi tarihini, atalarımızın ne olduğunu da çok iyi bilirdi. Doğru diyorsun. Maalesef. Şimdi maalesef şuraya televizyonlarda bile şey yapıyoruz, siyasetten bile Osmanlı dediğin zaman herif darlanıyor. Peki bir şey soracağım hacım. Bundan hiç böyle tepki aldın mı bu rozette? Olumsuz bir tepki. Vallahi kolay alıyordu onu bana yapacak. Pek anasında ya, doğmadın da. Onu da. Yani surat ekşimesi falan. Vallahi ben hiç fark etmedim onu. Umurumda da değil diyorsun. Yapamaz da. Peki sağında bir delikanlı var. Aran nasıl? Aram iyidir. Olmaz değil mı aram? Zaten her gün beraberiz. Her gün beraberiz. Peki orada daha öbür tarafta bir delikanlı var. En gençler. Ya erişman. Avrupa'ya, Anadolu yakasını haydi. Bizim gülümüzdür ya. Neşemizdir ve gülümüzdür bizim. Peki hacım son sözlerini alayım. Son sözlerim Allah reisimize uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin. Amin. Ben şimdi İçeriye de geçeceğim anda. Şu abimizden bir kapatalım. Kapat. O çünkü moralimi düzeltecek. Hacım gel. Sen benim moralimi düzelteceksin. Gel gel. Evet hacım. Seni tanıyalım. Hoş geldiniz. Sopalar götürdünüz. Ben Derepazarı Çukurlu Köyü'nden Sabri Günaydın. Nasıl gidiyor Sabri amca burası? Çok çok güzel gidiyor. Sohbet obisim. Sohbet obisim, memleket obisim. Bugün bu millet lider istiyor. Lider olursa bu millet ona oy verir. Peşine koşar. Var mı zannını peki? Verir. Buyur. Lider var mı peki? Lider var, Erdoğan. Peki. Recep Tayyip Erdoğan lider. Bu millet onu bırakmaz. Kim ne konuşsa konuşsun. Bugün dünya onun başınadır. Bugün dünyanın lideridir Tayyip Erdoğan. Ben öyle görüyorum onu. Peki hacım, aynı soruyu sana sorayım. Yurt dışında Türk düşmanlığı. Yurt dışında ben de gittim. 71'de Almanya'ya gittim. O zaman biraz daha iyiydi. Ama bugün daha bizim Türkiye daha düşman kesildiler. Sebebi liderlikten sebep. Dik durmamızdan sebep. Bugün Türkiye bağımsızlığını kazanıyor. Yani ele tek öpsek bunu yapmayacaklar. Yapmayacaklar. Ben eski İdareden utanıyorum bugün. Sana yemin ediyorum. Bugün Türkiye dünyada bir tane oldu. Eski idare derken bizim eski yönetimler. Eski yönetimlerden ben şey ediyorum, utanıyorum ben. Niye? Niye? Çünkü hep boyun eğdiğimizden onun için, ama bugün bu lider geldiğinde bugün memleketin ona asıldı. Ona asıldığı için ben bundan gurur duyuyorum. Dik geziyorum ben. Başka bir şey etmiyorum yani. Ben bu lider, ya liderleri Allah yaratır. Liderler öyle geliş güzel olmaz. Herkesten lider olmaz. Belki ev partilerde vatandaş oy verir ama lider istiyor vatandaş. Bu millet Erdoğan'a liderin oyunu kullanıyor. Başkasına kim oy verir. Seni biraz kızdıray. Yok beni kızdırma. Erken seçim. Erken seçim, onu Erdoğan bilir. Erken seçim olursa olur, olmaz olmaz. Erken seçim istiyor da. Ya onu bırak sen. O konuştuğu, iki dakika önce konuştuğunu iki dakika sonra değiştiriyor ya. Yani bu ondan bir şey olmaz. Peki, torun torba var. Var. Yenge yaşıyor mu? Yaşıyor. Yani bir şey soracağım da şöyle bir çevir. Gözü bir çek, bu yengenin işi mi? Ya, arkadaşlar öyle diyor. Ya tamam. Ben buraya gelişte onu söyledim. Ben ağzıma implant yaptırıyorum. Ameliyat oldu. Dedi. Hacılar öyle ya dedi ama. Ya, yenge terdi. Ya, keşke vursa. O kuvvet yok ona ki ya. Ya şey yok ona yani. O yok yani. Öyle diyorlar. Ya desinler ya. Ben biraz şakacıyım. Ben ilk geldiğimde soranlara öyle dedim ya. Vurdu birisi girdik. Birisi ya. Demediler ama. Evde yenge. Ya keşke. Eve geç gitmişsin. Ya yok. Yenge de kızmış. Ya keşke olsa ama. Yaşantımız iyi yani. Allah'a şükür olsun yani. Yok. Kavga gürültü yok. Peki torunlardan ara nasıl? Onlar da güzel. Zaten
baba evladı sevmez, torunları sever yani. Onlara daha insan doğru, daha yakın oluyor yani. Bizim evdeki de öyle. Babam beni hiç ya, kapının önünde ama torun varsa tamam. Torun varsa tamam. Baban da güzel insan. Tanıyorum Allah babanı. Babanla çok oturduk kahveleri konuştuk, şey ettik. Allah peki, inşallah şifalar nasip etsin. Diş politika. Diş politika bugün dört dörtlük. Dört dörtlük. Bugün iç politika Süleyman Soylu bir tane. Bir tane. Hemşerim. Belki ileriye doğru o da başka yerlere de gelebilir yani. Ben öyle görüyorum şimdi Süleyman Soylu. Şimdi şöyle bir şey sorayım. Süleyman Soylu'nun adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçmeye başladı. İster misin? Ya bir dakika. Ne olur? Yazık olur diyor. Yazık olur. Ya bugün öyle adamların öyle yerlere gelmesi lazım. Yarın Erdoğan da belediye başkanlığı yaptı. Belediye başkanlığı yaptı ama memleket yordu. Ben derdim ki ya şu İstanbul'a bir su gelse o belediye başkanı hayatta iktidardan düşmez. Ama bugün de diyorum ki bu millete su lazım değil. Denizden tenekeyi doldursun su getirsin evine. Bu millet nankör millet. Bu millet sokaklar çöplükten. Ben de 40 senedir buradayım Süleyman Bey. Ama bu millet ya tabii kötüsü de olacak iyisi de olacak yani. Onun için Erdoğan belediye başkanlığından bu şeylere gelmiştir. Bu millet bunları unutmuyor. Peki.